devletin o yasal düzenlemeyi ve o teşvik edici yapıyı kurması, o bağlantıları üniversiteyle, endüstriyle, toplumun diğer kesimleriyle o bağlantıları kurması gerekiyor. İşte onu yapacaklar da milletvekilleri. Oralarda evet. Yasal düzenlemeler gerekebilir. Ben demiyorum ki çizmemi giyip otel açacağım veya bir tane fındık satış açacağım demiyorum. Tabii burada projelerimden bahsetmemin sebebi biraz heyecan uyandırmak. Yani gördüğünüz zaman daha değişik bir şey. Zaten neden ülkemizde yok sorusu, neden biz yapamıyoruz sorusu en önemli hareket noktalarından bir tanesi. O sizi düşünmeye sevk ediyor ve o sizi bir şeyler üretmeye sevk ediyor. Yani projeniz varsa milletvekili de olduğunuz zaman onların yasal altyapısını yaparsınız. Sizden beklenen o. Kurumlar arası bağlantıları sağlarsınız. Üniversiteyle toplumu bir araya getirirsiniz. Hatta proje de üretebilirsiniz. Yani milletvekili olmak demek sizin proje yapmayacağınız anlamına da gelmemek gerekir. Bu kadar iyi anlamda donatılmış, altyapısı akademisyenlik yönünüzle donatılmış bir yapınız ve temeliniz var. Neden siyaset konusunu size sordum, bu anlamda hizmeti daha kolay halka iletmek için dediniz. Peki neden ordu? Neden ordu? Şöyle açıklayayım. Annem Çaybaşı'ndan, babam Ünyeli, biz Ünyeliyiz. Eşim Fatsalı. Ordunun her yerinde eşimiz, dostumuz var, akrabalarımız var. Neden olmasın? Yani ben orduya, memleketime hizmet etmeyeyim de, tabii ordu dışında da milletvekili olduğunuz zaman bütün Türkiye'ye, her yere hizmet etmiş oluyorsunuz ama tabii Karadenizli olmanın verdiği bir şey, Karadeniz'i sevmenin verdiği bir şey, fındığı sevmenin, fasulye turşusunu sevmenin, hamsiyi sevmenin, dağlarımızı, fındık bahçelerimizi, denizimizi, her şeyimizi sevmenin verdiği bir şey bu. Bu son derece doğal. Yani benim için hiç alternatifi olmayan bir şey. Tabii inşallah nasip olursa ordumuza, Ünye'mize, Fatsa'mıza, Çaybaşı'mıza, diğer ilçelerimize hizmet etme fırsatı. O yüzden bu son derece doğal bir süreçti benim için ordudan aday olmak. Hiç başka bir şey düşünmedim. Yani belki daha ilerilerde belki başka bir şeyler olabilirdi ama hiç düşünmediğim bir şey. İlk kararım ordu. İkisi de, iki tercihim de ordudan. Evet. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Evet. Yine AK Parti kanadının aslında tamamına bakıldığında yarın bir temayül yapılacak ama öncesinde 57 aday adayı ciddi anlamda çalışmalar yürütüyorsunuz ilçede ve 19 ilçenin tamamında parti teşkilatıyla ve halkla ciddi bir buluşma gerçekleştirdiniz. Halkla iç içe, teşkilatlarınızla iç içe bir ziyaret temposu içerisindesiniz. Bu ziyaretler sonrasında geri dönüşümleri neler oldu size? Nasıl bir atmosfer yaşandı? Benim için bir kavuşmaydı. İlk Ünye Teşkilatı'yla tanıştık, onlarla kavuştuk, kucaklaştık. Halen de öyle. Yaptığım her şey, gittiğim her ilçe, tanıştığım herkes sanki bir hasretin giderilmesi, sanki bir kavuşmanın göstergesi benim için. Bir öğrenme süreci aynı zamanda, memleketimi tanımam ve memleketimin de beni tanıması. Yani bu şekilde neler yapabileceğimizi, Türkiye'mizi, bölgemizi daha ilerilere nasıl götürebileceğimizi konuşmak, tartışmak fırsatı oldu benim için. Çok güzel tepkiler aldım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Orada AK Parti teşkilatı çok yoğun bir çalışma içerisinde. Onlar çok büyük bir stres altındalar. Onlara hep teşekkür ediyorum. Ta ilk günden itibaren yardımlarını esirgemiyorlar. Bütün teşkilatlar aynı şekilde çalışıyorlar ve bizleri hep hoşgörüyle, yorgun oldukları halde, uykusuz oldukları halde, yine mi birisi geliyor dedikleri halde bizleri hep hoşgörüyle, güler yüzle karşıladılar. Ben çok zor bir karar almıştım son dakikada. Çünkü Amerika'da olduğum için istifa etmem gibi bir şey söz konusu değil. Özür diliyorum. Derslerimi iptal etmem gerekiyordu ve bunun çok zor ve problemli bir şey olacağını karar verdik ve son anda vazgeçiyordum. Belli sebeplerden dolayı devam dedik.
İyi ki de devam demişiz diyorum. O aldığım ışık, o halkımla, memleketimin insanlarıyla, gitmediğim yerlerle, görmediğim yerlerle kavuşmak, görmek, tanışmak benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ve benim memleketime hizmet etme, bazı bölgelerimiz gerçekten kırsal, yol eksiği var, çevre eksiği var, elektrik kesintisinden haberdar oldum. Başka eksiklikler de mutlaka vardır. Ve bunlar beni daha da düşünmeye sevk etti ve daha da biledi. Yani gerçekten biz buralara hizmet etmenin yollarını aramalıyız. Çünkü biz akademisyenler olarak en azından toplumun önünde yürümemiz gerekiyor, yol açmamız gerekiyor, projeler üretmemiz gerekiyor. Ve Allah nasip olur da politikada, mecliste buna devam edersek yine liderler olarak da onların o problemlerine çözüm bulmamız gerekiyor. Onları görmek benim için çok güzeldi ama o tanışmak, o her ilçenin camisinde namaz kılmak, o farklı çayını içmek, farklı insanlarla sohbet etmek benim için eşsiz değerde şu anda. Yani memleketimle kavuşmak ve öğretmek anlamında da bizim insanımız dünyanın en güzel insanı, en güzel, en misafirperver insanı, en candan insanı, en iyi niyetli insanı. Yani ben çok saf ve temiz buldum. Yani insanımızın yaklaşımını. Gerçekten çok güzel bir yarış devam etmekte şu anda. Ben diğer aday arkadaşlarımız da selamlamak istiyorum. Hepsini kutlamak istiyorum böyle bir cesareti gösterdikleri için benim gibi. Bu yarış gerçekten kaybeden olmayan bir yarış. Yani kim giderse gitsin, kim aday olursa olsun, kim milletvekili seçilirse seçilsin hiçbirimiz kaybetmiş olmayacağız. Hepimiz kazanmış olacağız. Benim izlenimlerim bunlar. Benim aldığım tepkiler bunlar. Gerçekten çok güzel tepkiler de aldığımı söyleyebilirim. Yani insanlarımıza ben hep samimi yaklaştım. Yani ben bir fındık üreticisiyim. Yani çizmemi giydiğimi, sırtıma fındık çuvalını aldığımı, patoza vurduğumu, yani fındıkla ilgili her şeyden anladığımı anlatıyorum gittiğim yerlerde. Yani bu çok samimi bulunan bir şey ve bu etkileşimimizi artırdı. Aramızdaki sevgiyi artırdı. Aramızdaki hasretin ne kadar büyük olduğunu gösterdi bana. Evet, yine sizin de söylediğiniz gibi 57 aday adayı var. Evet. Ordu'da sizin de söylediğiniz gibi tekrar ediyorum. Bu büyük bir cesaret örneği aslında. Bir kesim tarafından bakıldığında 57 çok büyük bir rakam. Çünkü aday adaylarının belki de şansını azaltıyor gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamı? Bu rakamı şöyle değerlendiriyorum. Bir ekonomist olarak arz taleple bakıyorum. Demek ki AK Parti'nin talebi çok yüksek. Demek ki AK Parti fiyatı çok yüksek olan değerli bir mal. Bu demek ki AK Parti çok başarılı. Demek ki AK Parti yatırım yapılabilir bir parti, bir yatırım gözüyle de bakmak gerekiyor. Ben böyle değerlendiriyorum. Yani Türkiye çapında 6200 kadar bir aday adayı başvurusu, siyasete olan dönüş. İşte yeni Türkiye'den de bahsedeceğiz. Yani insanlar siyasette gelecek görüyorlar. İnsanların siyasete güveni artmış durumda. Siyaset temizlenmiş, arınmış durumda. Ve AK Parti'nin Türkiye'yi yaklaşık 10 yılda getirdiği nokta, seviye, dünya çapında ekonomik olarak, siyasi olarak her alanda AK Parti olan talebi artırmış durumda. Ben bunu bu gözle okuyorum ve bunun çok doğru bir gözlem olduğunu düşünmekteyim. Evet, teşkilat içinden birisi olduğunuz için bu sizin tarafınızdan bir zenginlik olarak algılanıyor mutlaka. Peki İbrahim Demir'in bir avantajı var mıdır bu 57 kişi içerisinde? Sizinle sayacak olursak 57-56 kişi içerisinde. Elbette ki avantajlarım var. Diğer aday adaylarımız da çok değerli hizmetlerde bulunuyorlar. Çok güzel geçmişleri var hepsinin de. Yani avantajları tabii kişinin kendi avantajlarını listelemesi, kendimi tanıttım. O artık halkımızın, delegelerimizin, meclis üyelerimizin yarın temahilde oy kullanacakların takdiridir. Ben o takdiri onlara bırakmak istiyorum. Yani avantajlarım akademisyen kişiliğim olabilir, iktisatçı kişiliğim, ekonomist kişiliğim olabilir. Çünkü şuna inanıyorum ben.
Bir ülkenin medeniyet yolunda ilerlemesinin en önemli yollarından bir tanesi ekonomik kalkınmadır. Bir ülkenin ekonomisi kalkındığı zaman her şey takip eder. İnsanlar daha mutlu hale gelebilirler. Sağlıkları daha iyi olabilir. Eğitimleri daha düzelebilir. Yaşam seviyeleri, yaşam kaliteleri artar ekonomik ilerlemeyle birlikte. Ben buna katkıda bulunacağıma inanıyorum. Yani ve Türkiye'nin bölgesinde süper güç olmasında en önemli ayaklardan bir tanesinin de ekonomik ayak olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye süper güç olduğunda da sınırların haritalarda kalacağına inanıyorum. Etrafımızda ne kadar sınır olursa olsun bizim mallarımız başka ülkelerin raflarında bulunduğu sürece, başka ülkelerin beyinleri bizim ülkelerimize eğitim için geldiği zaman, hastaları bizim ülkemize şifa bulmak için geldiği zaman, turistleri bizim ülkemize ferahlamak, dinlenmek için geldiği zaman biz sınırları kaldırmış olacağız. Bu da ekonomik kalkınmayla olacak. Sanırım benim avantajım hem bölgemiz için hem Ordu için, Ünye için, Fas'ı için, Çamaşı için, Gürgentepe için yani bütün Karadeniz bölgesi için ve Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nu ve diğer kadroları gelecekte destekleyebilecek bu anlamda ekonomik kalkınma anlamında bir kişi olabilirim. Bu benim avantajım olabilir. Diğer taraftan fındık üreticiliğim avantaj olabilir. Fındık piyasasını anlamam, aynı zamanda fındık ticaretiyle de uğraşmaktayız. Bunlar bir avantajım olabilir. Ve ben bütün bu avantajlarımı tabii bölgemin, ordumuzun, ünyemizin, Fatsa'mızın hizmetinde, memleketimizin, özellikle Türkiye'mizin hizmetinde kullanmak istiyorum ve onun emrine vermek istiyorum. Evet, takdir ve teveccüh tabii ki öncelikle delegelerin, sonrasında da ordu halkının ve ordu seçmeninin olacaktır diyelim. En güzel ancak, kısmı da bu zaten. Evet, ancak zorlu bir süreç, meşakkatli bir süreç ve sorumlulukları ağır olan bir süreç her şeyden önce. Çünkü ordu büyük şehir oldu. Ancak milletvekili sayımız 5'e düştü. Tabii ki bunu avantajlı hale çevirmek de yine milletvekillerinin elinde olacak bir şey sağlayacakları katkılarla birlikte. 5'te 5 hedefini gerçekleştirme yolunda nasıl bir çalışma yürütülecek? Bu hedef gerçekleştirilebilir mi AK Parti kanadından? Başbakan Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde ordudan böyle bir söz istedi çünkü. 20'de 20 hedefini gerçekleştirince biraz daha arttı beklentiler teşkilatlarda. Evet. Ben bütün kalbimle inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. 5'te 5 hedefinin gerçekleşmesi sebebi de şudur. AK Parti teşkilatının heyecanı, dinamizmi ve çalışma şekli. Diğer taraftan aday seçimi de bunu etkileyecektir. Bir avantaj olarak, biraz önce sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak, ben hem Çaybaşı'nın, hem Ünye'nin, hem de Fatsa'nın en geniş tabanlı adaylarından bir tanesiyim ve AK Parti'ye en çok oy kazandırabilecek diğer partilerden bir aday olarak karşınızda bulunduğumu düşünüyorum. Matematiği yaptığımız zaman tabii diğer partilerin isimlerini oy taşıyabileceğim diğer partilerin isimlerini zikretmek istemiyorum. Ama böyle bir potansiyelin de var olduğunu ben matematiksel olarak biliyorum. Ve bu da belki AK Parti'nin 5'te 5 yapmasına katkıda bulunabilir. Tabii bunun bu heyecanı, bu dinamizmi, bu beklentiyi veren bir şey de sadece aday adaylarının AK Parti'ye olan teveccühü, AK Parti'ye olan taleplerinin yüksek olması değil, halkımızın da AK Parti'nin değerini bilmesi ve AK Parti'nin neler yapabileceğini bilmesi sebebiyledir. Yani AK Parti'ye olan teveccüh, AK Parti'ye olan talep boşuna değildir. Ve 5'te 5 söylemi de boşuna değildir. O bir heyecanın, o bir dinamizmin halkımızın oylarını gereksiz yere heba etmeyeceklerini düşünmenin ve mantık olarak yani oyunuz herhangi bir işe yaramayacaksa yani muhalefet tabii keşke yapıcı ve değerli bir muhalefet olsa ama o oyların Türkiye'nin geleceğinde çok büyük bir etki yapmayacağını, pozitif bir etki yapmayacağını düşünmesinden kaynaklanan bir söylem aynı zamanda. İnşallah hep birlikte göreceğiz. Tabii bunda da aday seçiminin de
rolünün önemli olacağını ben düşünmekteyim. O yüzden delegelerimize, meclis üyelerimize ve yarın oy kullanacak parti çalışanlarımıza mesajım bu bağlamda. Yani ehil olanı, Türkiye'yi, bölgemizi 2023'e, 2071'e, ben onu dün akşamki bir televizyon programımda 3071'e çıkardım. Türkiye'yi bu hedeflere taşıyabilecek aday adaylarının tohumlarını daha yarınki oylarıyla atacaklarının bilinciyle oylarını kullanırlarsa, tanıdık diye işte şu arkadaşın dediği, bu arkadaşın dediği, şu adayın tavsiyesi böyle değil de o şapkaları bir kenara bırakarak gerçekten bu işi kim yapabilir? Gerçekten Türkiye'nin geleceğine en büyük katkıyı, bölgemizin geleceğine, ordunun geleceğine en büyük katkıyı kim yapabilir şeklinde düşünürsek aslında Türkiye'deki her karar alma mekanizmasında biz bu bakış açısını getirirsek, ehliyet bakış açısını getirirsek sanırım 5'te 5 gerçekleşecektir. Yani ehil adaylar, aday adaylarımız aday gösterildiği zaman tabii şu yanlış anlaşılmasın lütfen. Yani hiç kimse ehil değildir demek istemiyorum. Bu halkımızın dürbünüyle tespit edilecektir. Halkımızın merceğiyle tespit edilecektir. Halkımızın filtresiyle, delegelerimizin filtresiyle, meclis üyelerimizin filtresiyle tespit edilecek bir şeydir. Ve ben de o tespitin şaşmayacağına inanıyorum. Zaten gittiğim yerlerde hep bu mesajı verdim. Bu samimi mesajı verdim. Türkiye'nin geleceği için karar alıyorsunuz. Türkiye'nin geleceği için bir girdi sağlıyorsunuz karar Ankara'daki karar alıcılara. Bunda çok sorumlu davranmamız gerekiyor, davranmanız gerekiyor. Ülkemizin geleceğini, yeni nesillerin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini düşünerek bu kararı almamız gerekiyor diye tavsiyede bulunuyorum. Bu olduğu zaman AK Parti'nin 5'te 5 yapmaması bence çok zor olacaktır. İnşallah 5'te 5 olur ve başbakanımıza verilen sözde tutulmuş olur ve siyasete inanç gelir, sıkı çalışmaya inanç gelir, bir organize bir şekilde çalışmaya inanç gelir ve Türkiye siyasi alanda kaybettiği avantajlarını tekrar geri toplar ve bir faydası da bunun. Gerçekten çok kaliteli insanlar, çok becerikli insanlar gerçekten Türkiye'yi dediğim hedeflere, büyük hedeflere, yeni Türkiye 3071 hedeflerine, 3023 hedeflerine taşıyacak insanlar dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelip siyasi alanda hizmet etme talebi göstereceklerdir. Evet, bizde hayırlısı olan neyse Türkiye adına onun olmasını temenni ediyoruz tabii ki. Yine 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler aslında diğer genel seçimlerden farklılıklar da taşıyor. Daha önemli belki de. Evet, evet. Çünkü yeni Türkiye'ye giden, yeni Türkiye olgusuna giden yolda önemli bir seçim. Yine beraberinde eğer mecliste belli bir çoğunluk sağlanırsa yeni anayasayı getirecek, evet, ve başkanlık sistemini getirecek. Bu konulara da değinelim istiyorum İbrahim Bey. Buyurun. Ayşe Hanım, çok güzel olur. Gerçekten önümüzdeki seçimler Türkiye için kritik önemde. Zaten Türkiye'nin her seçimi kritik önemde. Özellikle AK Parti ile birlikte son 10 yıldaki ekonomik istikrar ve siyasi istikrarın neticesinde bu seçim özellikle etrafımızda gelişen olaylar sebebiyle bölgemizin, Orta Doğu'nun içinde bulunduğumuz coğrafyanın içinde bulunduğu gelişmeler nedeniyle son derece kritik öneme haiz. Şimdi yurt dışından Türkiye'ye bakmak gerçekten çok değişik. Yani bir ormanın içerisinde bulunduğunuz zaman ormandaki ağaçları, ormandaki kayaları, nehirleri, İçindeki hayvanları çok güzel tanıyabiliyorsunuz. Ama yüksek bir kayanın üzerine çıktığınız zaman o ormana bakış açınız, o ormanın içerisinde ormanın nereye gittiği, büyük resim dediğimiz resmi görmeniz daha kolay. Sanırım bir avantajım da o benim. Yani Türkiye'ye hep o gözle bakmak, dışarıdan Türkiye'nin genel gidişatını, Türkiye'nin büyük resminin gidişatını görmek o anlamda. Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam, etrafımız ateş altında olduğu halde, ateş içerisinde olduğu halde çok şükür AK Parti'nin veya
Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın çok başarılı bulduğum politikaları sayesinde sanki bir duvar varmış gibi, sanki camdan bir duvar varmış gibi Allah'a şükür çok az sıyrıkla, çok az kazayla atlatmış bulunmaktayız. Tabii bu seçimler gerek başkanlık sistemi anlamında, gerek açılım politikası anlamında, gerekse etrafımızda gelişen olaylar bağlamında son derece kritik. Bunlardan bir tanesi, değindiğim gibi, başkanlık sistemi. Türkiye imparatorluk bakiyesi bir ülke. Bazı kalıplar Türkiye'ye dar gelebilir, geldi, çoktan geldi. O anlamda benim düşüncem, bir akademisyen olarak, bir iktisatçı olarak, Türkiye'nin çoktan başkanlık sistemine geçmiş olması gerektiği yönünde. Bu birçok ülkede yürütülen bir uygulama aslında, ama Türkiye'deki sizin de söylediğiniz gibi birçok eleştirileri beraberinde getirdi. İmparatorluk mu getirilmeye çalışıyor bağlamı malum. Nasıl bir bu eleştiriyi nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi şimdi Türkiye'de sağlıklı bir muhalefet olmadığı için, yapıcı, gerçekten çok ciddiye alınacak bir muhalefet olmadığı için yani bu eleştiriyi dikkate almak çok zor. Yani başkanlık sistemi tek kişinin her kararı aldığı, uyguladığı bir sistem değil. Öyle bir uygulama hiçbir yerde yok. Zaten Türkiye'de öyle bir şeyi konuşan yok. O anlamda ciddiye bile almamak gerekir. Diğer taraftan başkanlık sistemi uygun kontrol mekanizmalarıyla desteklendiğinde son derece etkin, verimli ve karar alma sonuçlarıyla karşılaşabileceğimiz bir sistem. O anlamda ben avantajlı bulmaktayım. Hı-hı. Zaten 15 yıldır başkanlıkla yönetilen bir sistem içerisinde yaşamaktayım. Tabii hiçbir sistem mükemmel değil. Her sistemin kendine has avantajları, dezavantajları var. Ama başkanlık sistemi şu anda Türkiye'nin avantajına olabilir. Dediğim gibi geç de kalınmıştır. Hatta Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi gerçekten Türkiye için çok şeyler başarmış birisi gibi bir başkan adayı olacaksa, ileride bunu göreceğiz. Ülke için bence çok büyük bir kazanım ve avantaj olacağını düşünüyorum. Evet, yine yeni Türkiye söylemi çok fazla gündemde, yeni anayasa. Bu anayasanın değişmesi neden bu kadar önemliydi? Bir tanesi başkanlık sistemi. Bir tanesi temel hak ve özgürlüklerle alakalı, açılım politikasıyla alakalı. Dediğim gibi o anayasa değişikliği başkanlık sistemini getirecek bir şey. O açıdan Türkiye'nin yıllar yıllar sonra bir sistem değişikliğine gitmesini getirecek. Diğer taraftan bu yerel yönetimlerle ilgili bazı düzenlemeleri gerektirebilir. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ile ilgili bazı düzenlemeleri gerektirebilir. O anlamda yeni anayasa veya yeni Türkiye söylemleri son derece önemli. Evet. İbrahim Bey, sohbetimizin sonuna geldik. Yarın temayül yoklamasına gideceksiniz. Bu yolda çıktığınız bu yolda size öncelikle başarılar diliyoruz. Delegelerinize, seçmenlere söylemek istediğiniz son mesajlarınız varsa sizden alalım. Buyurun. İlk mesajım, hepsini çok seviyorum. Allah nasip etti. Böyle bir yola girdik. Çok güzel temaslarda bulundum. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel yerler gördüm. Onlardan istirhamım, biraz önce de bahsettiğim gibi, Türkiye'yi, bölgemizi kim daha ilerilere götürebilir? Kim Türkiye'yi süper güç olma yolunda? Türkiye, hangi aday adayımız Türkiye'yi ekonomik kalkınma yolunda daha ilerilere taşıyabileceğine inanıyorlarsa, onun için oy kullanmalarını ben istirham ediyorum. Bu kendim için oy istediğim anlamına gelmez. Her politikacı kendisi için oy ister. Bu doğal bir şeydir. Ben diyorum ki, gönlünüzde olan adayları mutlaka yazın. Eşinizi, dostunuzu mutlaka yazın. Ama araya bir tane de usta katın ki pastamız büyüsün. Ekonomik büyüme demek bir kek yapmak gibidir. Hanım kardeşlerimiz, ablalarımız bilirler. Fırına verdiğiniz zaman kek büyür, kabarır, kabarır. Kek kabardıkça
herkesin payı da artar. Yani kekin bir tarafı kabarır, bir tarafı kabarmaz diye bir şey yok. Bir şeyi yanlış yapmadıysanız. Ama kekin de iyi kabarması için ustalık da gerekir. Ekonomiyi büyütmek için de iyi bir ekonomist gerekir. Bunları da düşünürlerse eminim yazacakları 5 kişinin içerisinde İbrahim Demir'i de Ünye'den, Ordu'dan, Fatsa'dan, Çaybaşı'ndan, bütün güzel memleketimizin her yerinden bir kardeş olarak, bir arkadaş olarak, bir akademisyen olarak, aynı zamanda bir iktisatçı olarak yazacaklarına ben eminim. O şekilde düşünürlerse inşallah hep birlikte memleketimizi, Türkiye'mizi, bu cennet vatanı daha güzel, daha yaşanabilir, daha müreffeh, bütün insanlığa, sadece Türkiye değil, bölgesine değil, bütün insanlığa hizmet edebilecek bir konuma getirebiliriz beraber şekilde.